Merhabalar herkese. Almış olduğumuz bir ürün var. Daha doğrusu iki ürün var. Hepsi burada.com üzerinden. Yine paylaşmış oldum. Şurada görünüyordur diye tahmin ediyorum. Kitchen altılı, işte fiyatı yazmış ve 12'li baharatlık setler. Daha önceki aldığım baharatlık bir set vardı. O set Mika'ydı. Mika gibi bir ürün, plastiğe benziyordu. Baktım polisterin diye o tarz bir malzeme işledi içeriye. O yüzden geri iade ettik. Onun yerine cam olacak şekilde daha güvenli olabilecek bir ürün aldık. Artı bambu denmiş. Onu da ne kadar sağlıklarını çok emin değilim ama. Türevi eser. Neyse. Ürün bugün geldi. Aynı ikisini de sipariş ettik. Hepsiburada.com'da hepsi jet. Hepsi Express vardı bir aralar. Daha sonrasında hepsi Jet mi? Hepsi Jet, o tarz bir şeye geçtiler bunlar. Ulaştırmaya geçtiler. Neymiş? Hepsi Jet diye bir firmaya geçtiler. Kendi bünyeleri adı altında. Yalnız onlarda biraz herhalde çok yoğun çalışıyorlar. Diğer kargo şirketleri gibi sistemini tam oturtamadılar. O sebepten ötürü çok yavaş kargolar geliyor gidiyor bazen. Hepsi için demeyeyim de. Neyse, ürünlerden bir tanesi bu 12'lik baharatlık olan cam kitle içerisinde bu şekilde geldi. Açacağım şimdi. Diğer ürünümüz de bu şekilde geldi. İki katlı dönerli altılı diye geldi. Bu şekilde kutu açılımını yaptık. Bunları ben ayrı ayrı videolar olarak göstereceğim. Öncelikle şu, hani herkesin vaktini de çok almayayım diye bu 12'likten başlayacağım. Açıyorum. Bir şeyden bahsediyordum. Buna tam başlamadan önce ayın ikisinde sipariş, bir ikisinde sipariş etmişim. Şu an ayın 11'i. Yani hani 10 gün sonra gelmiş oldu. Ben çok karşılaşmıyorum. Şikayette bulundum. Sipariş iptali talebinde falan da bulundum ama ürünler şimdi bu şekilde düzgün geldi. Bunları iade etmenin çok mantığı yok. Sonradan bir 10 lira kadar bir düşüş yaşandı ama şimdi bunları al geri gönder. Adamlardan tekrar ürünü sipariş et. Tekrar gelsin. 10 lira içinde çok da değmez yani. Ayıptır, günahtır, yazıktır. O kadar insan emeğine yazık. Şimdi başlıyorum 12'liğe. Şöyle yapayım. Şuradan alayım hatta. Denemeyelim. Şu an görünüyor mu ekranda? Bir tık daha yemem gerekiyor sanırım ki net görünsün. Şuradan yine denemek istemiyorum. Şu yemeği açtık. Şöyle devam ediyorum. Bunun kendisi zaten ayrı bir kaplı bir şekilde gelmiş anladım. Bu da dışındaki ki kargolama yüzünden bir güvenlik daha yapmışlar. Yani normalde de paket zaten kutu aynı zamanda şekilde. Şimdi bunu da şöyle dıştan bakıyorum. Bir çatlak falan vesaire herhangi bir şey görünmüyor. Biraz derinlemesine edelim. Şu paketi de ayıralım. Paketten de kurtaralım kendimizi. Dün de ışığını açayım olmalı. Net görüyorsun. Bakıyorum. Öncelikle kokusuna bakmak istiyorum. Nasıl kokuyor? Normal bir kokusu var. Fena değil. Görüntü de bu şekilde. Şöyle şuradan fotoğrafını çekmek için videoya kapak olarak koymak için birkaç fotoğrafını alayım. Tamam. Yani bu şekilde. Ya açıkçası fotoğraflarda çok görünmüyor ama hani kalınlık açısından bakıyorum çok kalın değil. Hani kimyacılar falan bilir bayağı bir ince. Yani çok kullanışlılık derecesinde çok kalın bir şeysi yok ama bir yeri falan vurulmadığı, çarpılmadığı takdirde muhtemelen kırılmayacaktır. Hani şöyle ben ufak tefek deneyeyim, sizin için kendimi feda edeyim. Birbirine değdi diyelim. Öyle çok hemen kırılacak bir ürüne benzemiyor. Fakat tabi alırsanız esnetirseniz kırılabilir basit bir şekilde.
Tıpaları normal. Hani fena değil. Şöyle bakıyorum. Bir kırık çatlak. Tıpalarında bir sıkıntı. Hemen şöyle bir gözden geçiriyorum. Sonuçta ürün alıyoruz. Para veriyoruz yani. Cam aslında normalde bir bardak alıyorsun vesaire. Camdaki bardaktaki kullanılan materyal kadar materyal yoktur bunda. Çok ince bir cam. Zaten kalitesi belli, her şeyi belli ama işte adamlar uğraşmışlar, üretmişler, yapmışlar. Şöyle bakalım buna da. Tupasını bayağı mübarek çıkarmasınlar diye mi yapmışlar, ne yapmışlar? Şurada baktık, buna da bakıyorum. Bundan ama yıkaması vesaire muhtemelen zor olur. Herhalde bulaşık makinesine falan girerse kırılır mı, çatlar mı, orasını da bilemeyeceğim ama muhtemelen bir sefer bir yıkanacak bunlar. Sonra içerisine şeyler konulacak. İşte hangi baharatlar olursa baharatlar konulacak. Sonrasında bu baharatlar bittikten sonra tekrar yıkanır mı? İşte duruma göre değişir gerçi. Şöyle bakıyorum. Son 4 tane kaldı. İlerletebilirsiniz izlemek istemezseniz. Genel olarak şey olsun diye bakıyorum. Tıpalar falan da fena değil, sağlam. Kopmaları vesairesi yok. Çatlak yok, kırık yok. Böyle çok hemen de kırılacak. Tabii ki cam ama çok da kırılacak bir şeylik de yapmamışlar herhalde. Oval olmasını vermiş olduğu etkiyle hani kendisini koruyor kırılmaya karşı. Ama tabii dikkat etmek lazım. Bulunduğu platformda tahta. Hani böyle hemen koydum. Küt kırıldı falan derdi yok. Alt taraflarını falan yerde yapmışlar. Yuva yapmışlar otursun diye. Görünüyor mudur videoda bilmiyorum. Şurada üstten koyuyorsunuz. Alttan da yani böyle düştü aman aman hemen şey oldu derdi yok. Üstten de koruyor zaten. Bu şekilde ürünümüz. İzlediğiniz için teşekkürler.